Herkese merhabalar. Pendik sahildeyiz. Denizin kenarına geldik. Sadık'la beraber bir program yapalım dedik deniz kenarında. Nasıl, ortam çok iyi değil mi? Evet abi. Muhteşem. Keyifli bir ortam var şu anda. Muhteşem bir konu var. Onu da konuşacağız. Hemen girelim mi? Evet. Tamam. Şimdi önce bir prensip kararımız vardı bizim. Dedik ki bundan sonra iktidarın ya da başarılı olanların başarısını konuşalım. Başarısız olanların ya da yalanla dolanla, fırıldakla, algı operasyonlarıyla, medya oyunlarıyla gündemde kalmaya çalışan ama icraatta sıfır olanları gündemimize taşımayalım dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de buna dahildi. Şimdi bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de çok şey konuştuk. Biz de konuştuk. Kamuoyunda hala konuşuluyor artık. Yolsuzluk yapılıyor diyeni var, işte şu hizmeti veremedi diyeni var, Fatih Sultan Mehmet'in türbesinde saygısızca bir hareketi var, türbeye tekme atması var filan falan. Yolsuzluk meselesine döndüğümüzde de ya bu süt meselesi üzerinden bir yolsuzluk yapıyor olabilir mi? Ya da işte dezenfektan ilaçlarını çok pahalı aldı, maskeyi bir yerden pahalı aldı diye böyle ufak tefek yolsuzluk yapıldığına dair bazı noktalara işaret ediliyor. Ama bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni konuşacağız. Çünkü konuşacağımız şey bugüne kadarki bütün yolsuzluk haberlerini gölgede bırakacak. Tabiri caizse devede kıl niteliğindeymiş bugüne kadar olanlar dedirtecek. Aynı zamanda belgeli yolsuzluk. Evet. Değil mi? Belgeli yolsuzluk mu diyoruz buna? Faturalı yolsuzluk. Faturalı direkt rüşvet organizasyonu. Evet. Faturalı rüşvet operasyonu. Şimdi ben çok fazla konuşmayacağım. Bu konuda senin iki vasfın var. Bir, belediyecilik konusunda uzun yıllar, yaklaşık 10-15 yıl yöneticilik yaptım. Belediyelerdeki bu sözleşmelerdir, ihalelerdir, mevzuattır. Bunların tamamını sen çok iyi biliyorsun. İkincisi de bu konunun tamamına hakimsin herhalde, yaklaşık bir 3-4 gündür bununla ilgili bir çalışmam var. Evet. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili Sadık, açık reklam alanları dediğimiz alanlarla ilgili muazzam bir vurgun var. Muazzam bir yolsuzluk var. Bunun detaylarını ben susayım, sen arkadaşlarımıza anlat. Abi, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda çalışan arkadaşlar bu olayı ilk anlattığında ben çok olabilirliğini düşünmemiştim. Sonra biraz detaylarını incelemeye başladım, sordum. Cidden arkada sıkıntılı, resmiyet adı altında oluşturulmuş çok ciddi bir rüşvet süreci işliyor. Nasıl işliyor? Önce toplamda ne kadar miktardan bahsediyoruz rüşvette ya da yolsuzlukta? İnanılmaz derecede büyük bir rakam var. Yani aylık her firmadan, ortalamasını söylüyorum, 200 yıllık her firmadan 2 milyon gibi bir rakam. Ortalamasında yukarı doğru tahmin edilemeyecek kadar büyük paralar. Kaç firma var? Bu işi organizasyonunda ortalama büyük firma olarak 10 tane büyük firma var. Ama bu 10 firmanın işlettiği açık hava reklamcılığı adı altında büyük binalar var. Bu ortalama her 200 milyonluk bir vurgundan bahsediyoruz. Çok daha üstü abi. Çok daha üstü. 700-800 bin sadece bir kısmı bu. Yani burası incelendiğinde ne çıkacak? Muazzam bir rakam abi. Yani 700-800 bin dediğim 1 milyara yakın bir vurgundan bahsediyoruz. Sadece bu bir alanından bahsediyoruz. Yani reklam işlerinin sadece bir alanı. Peki detayları senden dinleyelim. Abi şöyle, AK Partili belediye döneminde, Büyükşehir Belediyesi döneminde diyelim ki siz bir tane binanın duvarında bir reklam yapmak istiyorsunuz. Orayı kullanmak istiyorsunuz. Süreç şöyle işlerdi. Gidersiniz. Önce binanın sahibiyle konuşursunuz. Buranın bir yönetmeliği var abi. Büyükşehir Belediyesi'nin yayınladığı bir yönetmelik bu. 19 maddeden oluşan bir yönetmelik. O yönetmeliğe, o binanın duvarı uygunsa siz gidersiniz. Binayla anlaşırsınız. Sonra gidersiniz. Kentsel Tasarım Müdürlüğü var. Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne başvuru yaparsınız. Dersiniz şu ki, binalarda gördüğümüz o görselleri giydirme, evet, var ya. Bir, evet, duvarına görsel giydiriyorlar. Evet, bu onların bir tanesi burası. Onlar şey mi? Büyük şehrin himayesinde mi? Aynen. Büyükşehir mi onlar? Ana arterlerde, meydanlarda, büyük caddelerde büyük şehrin himayesinde. Ve siz büyük şehre başvuru yapamadan gidip bina sahibi onay verse dahi orada reklam asamazsınız. Büyük şehrin onay vermesi lazım. Büyük şehrin onaylaması lazım. Yasal mevzuatı var. Peki siz, bu nasıl oluyor? Süreci şöyle oluyor. Siz binayla anlaşma yapıyorsunuz. Binayla anlaşma yaptıktan sonra gidiyorsunuz Kentsel Tasarım Müdürlüğü'ne, büyük şehirde başvuru yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki buyurun, benim binam burası.
bu mevzuata uygun. Çünkü bir örnek vereyim, mevzuat gereği binanın kör cephesi, yani reklamı yapacağınız yerde %70'lik bir alan olması gerekir. Onu geçemezsiniz de. %70'ine bu reklam asabiliyorsunuz. Ben burayı bir yıl boyunca işletmek istiyorum diyorsunuz. Büyükşehir'de bakıyor, uygunsa mevzuata, inceliyorlar orayı, uygundur diyor. Siz buna binaen metrekaresine, yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılın itibariyle 90 TL bir ücret yatırıyorsunuz. Bu ücretten sonra başka hiçbir ödeme yapmıyorsunuz. Hı hı. Ne zaman? Bu normal olanı. AK Partili belediye döneminde böyleydi. Ha. AK Partili Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde böyleydi. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne geçtikten sonra bir gariplik olmaya başlıyor. Siz kentsel tasarım ödülüne başvurunuzu yaptıktan sonra garip bir şekilde, bugüne kadar hiç olmadığı şekilde sizi Kültür AŞ diye bir şirkete yönlendiriyorlar. Kültür AŞ'ye gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben böyle bir izin başvurusunda bulundum, size gönderdiler. Çok özür dilerim. Şimdi adım adım gidelim. AK Parti döneminde biri bana geldi, dedi ki sizin bir binanız var, binanın bu duvarına ben giydirme reklam. Örnek veriyorum, herhangi bir firmanın reklamını koymak istiyorum. Evet. Benimle anlaşıyor. Daha sonra belediyenin elinde olduğu için bu reklam alanları, belediyeye gidiyor. AK Parti döneminden bahsediyoruz. AK Parti belediyesi diyor ki kardeşim, senin buraya bu reklam alanını koyman için yıllık olarak bana 90 bin lira para vermen lazım. Metrekaresine 90 TL'den 100 metrekaresi, ona göre çarpıyor, diyor ki 9 bin lira yatır bana. Metrekaresine 90 TL. Yanlış hatırlamıyorsun, böyle bir rakam evet. vardı. Şimdi bunu... Başka bir şey ödemiyorsunuz. İzniniz onun dışında bir şey yok. Bir yıl boyunca orada siz ajansınız. İstediğiniz firmanın reklamlarını bir hafta 10 gün peş peşe orada reklam alan olarak kullanabiliyorsunuz. Oraya reklamları asabiliyorsunuz. Hı hı. Şimdi... CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra işler değişiyor. Hiç olmayan bir şekilde diyor ki siz aynı şekilde geldiniz. Ajansınız, reklam ajansınız, reklam firmasınız. Açık hava reklamcılığı yapıyorsunuz. Hayır diyor. Bu başvurunuz tamam ama onaylanması için diyor Kültür AŞ'ye bir gidin. Kültür AŞ'ye gidiyorsunuz. Sizi Kültür AŞ'ye karşılıyor. Birine yönlendiriyor orada. Oturuyorsunuz. Diyor ki bunu diyor, burası neresi diyor. Mesela diyorsunuz ki Levent'te, Etiler'de, Beşiktaş'ta. Oo, orası çok güzel bir yer diyor. Her reklam alan için 200 bin TL'den başlıyor. 300 bin TL yıllık yatıracaksınız diyor. Buna da 10 taksit yapıyorlarmış. Bir duvar için. Bir duvar için. Peki, yani diyelim ki Moda'da ben bir binanın yeriyle, bir duvarıyla anlaştım. Gittim belediyeye. Belediye beni Kültür AŞ'ye yönlendirdi. Ya ben bir reklam giydirmesi yapacağım. Bunun için sizden izin istiyorum diyorum. Aynen öyle. Nerede yer? Moda. Moda'da. Diyor o ki, Moda çok klas bir yer. Çok geleni gideni çok. 250 bin lira, 300 bin lira, 400 bin lira. Sadece bu mu? Artı o metrekaresine 900 lira. Şimdi şeyi yapıyorsunuz. AK Parti dönemindeki gibi yine belediyeye resmi başvurunuzu yapıyorsunuz. O metrekare fiyatının da vergisini yatırıyorsunuz. Ama diyor ki burayı diyor. Onun dışında bu izni sana vermemişim. Kültür AŞ'le bir anlaşma yapacağız diyor. Bize para ödeyeceksin diyor. Sizinle görüntü olarak bir tane şey yapıyor. Konsept tasarım diye bir sözleşme imzalıyor Kültür AŞ'de. Ve diyor ki bunun üzerinden bana her duvar başına bir hesap yapıyor. 300 bin lira göndereceksin, 500 bin lira göndereceksin. Bu işin organizasyonunu yapan iri ufaklı İstanbul'da 10-15 tane firma var. Küçükleri saymıyor. 10-15 firma var da. Bunların işte bir duvar tane bina sayısı binlerce. Düşünün ki her duvar için 200-300 bin TL isteniyor. Yıllık isteniyor. Vermezseniz de iptal ediliyor. Orada başka bir facia durum başlıyor. Ama şimdi dur, önce bunu bir netleştirelim. Şimdi 15 tane firma var. Bu 15 firmanın anlaştığı binlerce bina var. Evet. Ya da yüzlerce bina var evet. diyelim. O görüntüleri, o reklam görüntülerini de şu anda izliyorlar. Nasıl giydirmeden bahsettiğimizi izliyorlar. Şimdi abi bir şey söyleyeceğim. Şu ekranda hesap yapıp komik duruma düşenlerden olmak istemem de. Şimdi 1000 tane bina diyelim, tamam mı? Bunu 300 binle mi çarpacağız? 300 binin ortalama aldığını düşün. 200 bin diyelim. 300 bin ortalaması olabilir çünkü 400-500 dedikleri. Hayır, Levent'te çok daha bin, pahalı. 400 bin. Tabii. Moda'da çok daha pahalı ya da işte Pendik'te biraz daha mı hesaplı oluyor? Aynen öyle. Yani ana arter. Peki bunu hangi isimle şey yapıyorlar? Yani bunun bir yasada bir yeri var mı? Mevzuatta bir yeri var mı? Belediyenin böyle bir hakkı var mı? Kılıf bulmaya çalışıyorlar. Bu oraların işletmesini yapan ajanslar şu an kan alıyor. Bu adamlar yandık yine yandık diyorlar. Bu arkadaşlar daha önceden bu işi zaten yapıyorlardı. Gidip AK Partili belediye zamanında vergisini yatırıyordu.
buraları reklam alanına kullanıyorlardı. Yasal mevzuata uygunsa. Hı hı. Şimdi bu yeni gelen CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi döneminde gidiyor. Adam zaten burada işletiyor. Hayır bir dakika diyor, sana izin vermeyeceğim. Ne yapmam gerekiyor? Kültür AŞ'ye git. Nereden çıktı Kültür AŞ? Yok böyle bir şey. Kültür AŞ'le ilgili de bir şey yok burada mevzuatsa. Mevzuat diyor ki vergisini yatır. Çıkarttığı yönetmelik, 19 maddelik bir yönetmeli var Büyükşehir Belediyesi'nde. Ona uygunsa tamam izin verebilirim. Şimdi zaten işletiyorlardı buraları. Aslında Kültür AŞ'ye bu o parayı koparmak için gönderiyor. Aynen öyle. Şimdi niye rüşvet alıyorlar. AŞ? Rüşvet alırken de yalandan bir sözleşme imzalıyorlar. Şimdi diyecekler ki muhtemelen hayır biz bu bahsedilen ajanslarla konsept anlaşması yaptık. O zaman şu soruları soralım. Ya konsept anlaşması ne? Yani şey mi? Yani diyor ki biz buranın bu firmaya tasarımını yaptık. Asımını gerçekleştirdik. Ya belediye mi bunu söylüyor? Komik olan şu, zaten bu ajansların kendi grafikleri var. Kendi asma ekibi var, yıllardır bu işi yapıyorlar. Açık hava reklamcısı bunlar yani. Hani bunlar başka işi yapan firmalar değil yani. Bunlar otomotiv firması değil. Şöyle mi anlayalım? Biz buraya bu reklam alanını kiralayan reklam ajansına belli bir hizmet veriyoruz. Gidip reklamın asılacağı duvara işte şunları yapıyoruz, bunları yapıyoruz diyorlar ama böyle bir hizmet yok mu orada? Böyle bir hizmet yok, böyle bir şey ihtiyaç yok. Zaten bu adamlar bu işi yapıyor. Bu adamların işi bu. Bünyelerinde var. Bunun da böyle olmasını sağlamak için yalandan... Reklam ajansı dışarıda niye hizmet alır? Yani, zaten açık hava reklamcısı bir de bu. Hani bu adam kuru yemişçi değil, başka bir iş yapan bir firma değil. Bu işi zaten yapıyor. Zaten incelense Kültür AŞ'nin böyle bir donanımıdır. Kültür AŞ'nin bu firmalara, yani çok basit, büyükşehir kendi müfettişlerine savcılık gidip incelesin. Bu faturaları, yani bir, Kültür AŞ hangi reklam firmalarına hizmet bedeli kesiyor? İkinci sorumuz şu, ne hizmeti veriyorsun? Bunun görselleri var, tasarımı ne zaman yaptın? Yani maillerine bakalım, kurumsal tabii. Maillerini açsınlar. Hizmet verdiysen kurumsal o maillerine şeyi bakalım. Çıkar. Tabii kurumsal maillerinde şu görecek zaten, firmalara diyelim ki çok büyük rakamlar istedikten sonra mesela 3 milyon, 5 milyon, 10 milyon yıllık, 20 milyon, 30 milyon alıyorlar firmalardan. Sonra diyor ki neredeydi bu? Zincirlikuyu'da. Oraya yaptığın görseli diyor, bir gönder bana mailde. Mail alıyor, dosyaya koyuyor. Diyor ki bak biz bu tasarımı yaptık. Zaten onları da inceleseler hepsi çıkacak. Yani buranın kurumsal mal hesapları, kurumsal hesapları, mail hesapları, trafiği incelense korkunç bir rakam var. Burada abi şuna dikkat çekmek istiyorum. Yasal çerçevede, yasal görünümlü çok ciddi, büyük bir yolsuzluk var, rüşvet organizasyonu. Peki, iki tane sorun var. Bir, diyelim ki firma dedi ki, ya kardeşim ben 300 bin lira ne ya, siz soyguncu musunuz dedi. Ben bu parayı veremem dedi. Mesela ben 300 bin liranın üzerinde mesela şey ödeyen var mı? 1 milyon, 1 milyon 100. Tabii. 1200. 2-3 milyon yani bina başı ortalama 200 binden başlıyorlar talep etmeye. Yukarıya kadar sonu yok. Şimdi şu. Diyelim ki ben geldim, sen Kültür AŞ'nin yöneticisisin. Ben dedim ki kardeş benim öyle bir param yok, ben 300 bin lira veremem dedim. Ne oluyor sonra? İzin çıkmıyor. Biz orayı sana vermiyoruz diyor. İzin çıkmıyor. Daha büyük bir facia var arkada. Bu sefer de bu seçim döneminde o zamanki CHP kampanyalarının açık hava reklamı noktasına destek veren Salih diye bir arkadaş var. Soyadını vermiyor. Hmm. Bunun da bir böyle bir açık hava reklam şirketi var. Bu arkadaş o zaman bunlara çok büyük bir alan kullandırmış. Onun da diyeti midir bilmiyorum. Yerel seçimlerde. Bu arkadaşın firması hemen gidiyor. Oraya talip oluyor, geliyor, iznini alıyor diye bir iddia. Şu. Senin söylediğinin mealini hep yapıyormuşum gibi oluyor da. Yerel seçimler döneminde açık alanlarını diğer reklamcıların, açık alan reklamcılarının dışında açık alanlarını Büyükşehir Belediyesi'nin adayına açan Salih isimli kişi de evet. Şu anda belediyenin ödüllendirdiği, arka planda taşeronu gibi bu işlerdi. Ödüllendirdiği, sen bize bunu yaptın, biz de sana şunu yapıyoruz. Biz ona vermedik, 300 bin dedik, o almadı. Sen git orayla anlaş. Aynen öyle. Bir de ama para verme. Sen para verme. Yeni bir yer var diyelim. Siz gittiniz. AK Partili belediye döneminde olsa başvuruyordunuz. İnceleniyordu. Yasal çerçeveye uygunsa veriliyordu. Şimdi yeni bir yer için gittiğinizde o konuda da biraz zorluk çıkartıldığı ile ilgili bir durum söz konusu. Bu arkadaş ya da bunu yönlendirdiği insanlar gittiğinde onun da önü açılıyor.
Başka bir belediye tarafından. Tabii başka bir durum daha var. Mesela Karaköy bölgesinde çok büyük reklam alanları inşa edilmeye başlanmış. Birçoğu sit alanı. AK Parti döneminde sit alanlarına reklam izni verilmiyordu. Şimdi ona da verilmeye başlanmış. Bağdat Caddesi'nde irili ufaklı bir sürü reklam alanları başlamış. Ona da yine bu tarz bir yapılanmayla ön açılıyor. Yani peki sadece niye bu, kültürü aşı? İşte niye kültürü aşı? Bir, özellikle bir faturayla şey var mı? Bir giriş var. Onun üzerinden istedikleri sanatçılara, istedikleri organizasyonlara, istedikleri etkinliklere çok rahat para harcayabilecekler ihalesiz. Dolayısıyla belediye aşı denetlenebiliyor mu? Denetlense bile abi, yani sonuçta ihalesiz direkt şey yapabiliyor. Şirket. Tabii şirket. İhalesiz iş belediye verecek. Kadar yani. Müfettişler gelip içini dışını kurcalayamıyor. Yani kurcalasa bile bunun mevzuatı daha rahat, çok rahat çıkabiliyorlar iş içinden. Çok enteresan bir yöntem. Burada bir sıkıntı, bir de böyle bir sürü reklam alanı var. Biz sadece açık hava reklamcılarını bugün anlattık. Belki bizi yalanlayacaklar, çok net söylüyoruz. Mailleri, WhatsApp yazışmaları, içerisindeki konuşmalar, faturalar, faturalardaki içerikler, faturada verdik dedikleri hizmete böyle bir ihtiyaç yok. Bugüne kadar da böyle bir şey yok. Bir dakika kim söylemişti ya rüşvetin belgesi olmaz diye? Ya bu eski bir sözdü değil mi? Burada şey mi var? Yani WhatsApp yazışmalarıyla mı para isteniyor ya da bu yolsuzluk ödemeleri bilmem şu bu WhatsApp'tan mı talep ediliyor? Başka bir noktada abi yoldan çıkmış yarış arabası gibiler. Yani kontrolü kaybetmişler. Nereye gittikleri belli değil. Hakikaten düşünün, şeyden mi? WhatsApp'tan mı? Yani bu yazışmalar var değil mi sende şu anda? Düşünün ki yani 10 taksit yapalım. Bu parayı vermezsen olmaz. Diye, WhatsApp'ta. Daha neler var içerisinde. Bir araştırılırsa facia bir durum ortaya çıkacak. Üzücü olan şu. Yani bir ya bu insanların bu bir kazancı bugüne kadar devam eden bir süreç. Bu adamları yaptığı yasal olmayan hiçbir şey yok. Siz geliyorsunuz CHP'li büyükşehir yönetimi olarak kültür aşı üzerinden. Bugüne kadar kültür aşı hiç yok yani bu alanlarda. Bu şekilde yok. Birden oraya yönlendiriyorsunuz. İzin için mutlaka onlardan olur gerekiyor. Firmalar işini kaybetmemek için kimse açıklayamıyor. Biz işte belediye çalışan arkadaşlarla bu istişare edince Allah Allah falan. Belgeler belediyeden mi geldi sana? Belediyedeki evet arkadaşlarla iletişimimiz. Ben hala şeydeyim. Ödemeler, taksitlendirmeler, bu tür yazışmalar mail ve WhatsApp üzerinden mi yapılıyor? Yolsuzluğun belgesi şu anda var. Çok çok rahat kontrol edilebilir. Yani şöyle kontrol edilebilir. Yani dijital olarak baktıklarında, dijital bir inceleme yapıldığında hem işin savcılık tarafı hem belediye müfettişleri tarafından yani bu belediye yönetiminin bilgisayar halinde yürüyorsa sıkıntı direkt CHP'li başkanı ilgilendirir. Aşağıdaki kültür aşının yönetiminden kaynaklanıyorsa ve tekrar diyorum bu sadece bir alan. Diğer reklam hizmetlerini incelesek ne çıkacak karşımıza bilmiyoruz. Burada fatura ve vay sözleşme anasın. İmzaladıkları için biz her şeyi yasal yürütüyoruz diyebilirler. Tekrar altını çiziyorum abi. Bir, bu süreçte bu adamların istediği paranın hiçbir yasallığı yok. İki, yasal diye sözleşme imzaladıkları içerikte bir hizmetleri yok. Yalan söylüyorlar. Eğer bundan sonra başlarlarsa bilmem. Bugüne kadar yoktu. Yapmadılar. Yapmadıklarını tamam, anlamak da belediye, çok kolay. Sen belediye mevzuatını iyi biliyorsun. Benim için önemli bir soru. Senin için kıymet harbiyesi var mı bilmiyorum. Yasal olmayan yollardan alınan, daha doğrusu işte reklamcıları kaz yerine koyup onları yolup yasal olmayan yollardan bu parayı alıp belediyenin değil Kültür AŞ'nin kasasına koyan. O kasaya koydu, kasaya koyuyor mu onu soracağım asıl. Kasaya mı koyuyor? Yasal yollardan belediye için mi harcıyor yoksa başka noktalara mı gidiyor? Örnek vereyim. Örnek vereyim. Mesela Cumhuriyet Gazetesi'ne, Sözcü Gazetesi'ne, Tele 1'e Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı buralara reklam akıtın dedi. Yazışması ortaya çıktı. Talimatla buralara reklam verin dedi. İşte Cumhuriyet Gazetesi, Sözcü Gazetesi bayramda ekmekle birlikte dağıtıldı. Elden, belediye tarafından dağıtıldı. Bu para, ya da şu örneği de vereyim de çok gevezelik yaptım. Yıl başında 50 milyon yani bugünün parasıyla sanatçılara para akıtıldı. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen sanatçılara. Şimdi kültür AŞ deyince benim aklıma şu geldi. Kültür işlerinde biz bunu harcıyoruz falan diye. Kültür ya da basın işlerinde.
gayri resmi yollardan alınan para yine gayri resmi yollardan buralara mı akıtılıyor? Abi ideolojik bir yaklaşım var şu anda yönetimde. Yani CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 3 tane problemi var şu anda. Bir mağduriyet kibri var. Yani seçimler yenilince milletin onlara vermiş o alanı fazla abartıp inanılmaz bir kibirli, biz ne istersek onu yaparız. Mağduriyet kibri. Mağduriyet kibri. Çok net. Mağduriyet kibri var. İkincisi, yani bunun bir göstergesi de şu. Ben cenaze evinden kalkar tatile giderim. Kimse de bana karışamaz göstergesidir. Bu bir mağduriyet kibridir. İkincisi bir ağlama hali var. İş yapmaktan ziyade her şeyde ağlayıp başkanı suçlayıp işin yapılamadığını, yönetilemediğini örtme refleksi var. Yani bu da çok açık ortada. Üçüncü sıkıntı da ideolojik bir siyaset, ideolojik bir yönetim anlayışı var. Buradaki sıkıntımız şu, Kültür AŞ'e gidip firmalara destek verse, firmalara iş yapsa. Tatlıcı geçiyor, tatlı ister misin bu arada? Gevrek tatlı diye bağırıyor. Tamam, biz söyleşi yapıyoruz, sen bak babacığım. Kültür AŞ abi gidip dışarıdaki firmalara böyle bir hizmet verse, reklam hizmeti. Yaptığı bir alan da var böyle. Burada bir problem yok fatura kesmesinde, para almasında. Ya da Kültür AŞ'e gidip buraları kendisi inşa edip kendisi yönetse, bunda da bir sıkıntı yok. Buradaki sıkıntı şu. Burada normal olarak şirketler gidip bu işi yapabiliyorken artık bu işi yapman için bize para vermen gerekiyor. Biz sana hizmet vereceğiz, olmayan da bir hizmet. Sen de bize her ay para ödeyeceksin, her yıl para ödeyeceksin. Olmayınca da şeyinizi, izninizi iptal ediyor. Bazen amiyane tabirle kullandığımız bir cümle var. Biri konuşurken o anda işte dank etti diyoruz ya. Şimdi sen konuştuğunda hakikaten bana çok ufuk açıcı gelen konuşmalarım var. Yani ben belediyeciliği bilmediğim için ya buralar, bu reklam alanları nasıl soyulmuş, reklam verenler, reklamcılar nasıl soyulmuş, bu para nasıl dolan başlı bir yoldan özellikle Kültür AŞ üzerinden bir yerlere akıtılmış. Bunların hesabını çok kolay yapamazdım ama kafama dank eden noktalardan biri de şu. Muazzam bir cümle söyledin. Dedin ki mağduriyet kibri. Bu mağduriyet kibri dediğin şey şu mu? Biraz bana şöyle de geliyor bu mesele. Ya ben zaten mağduriyetten kazandım. Beni görevden almalarına kadar bu işi fütursuzca ben götüreyim. Beni görevden alırlarsa yeni bir mağduriyet, bu sefer daha büyük hedeflere yürüyebilirim diye böyle fütursuzca o yola mı girilir? Aynen öyle ve istediğimi yaparım. Kanun tanımam. İnsanlar istediğim gibi kategorize edebilirim. Ve inşallah beni alırlar, görevden para alırlar. Para aktarabilirim. Bakın bana görev yaptırmıyorlar. Beni görevden almak istiyorlar. İşte biz engelleniyoruz. Bizim görev alanımızda değil, bizim görev alanımızda hayır, burada bir şey yok, bizde işte ekmek dağıtmadılarına kadar gidiyor. Yani bu mağduriyet kibrinin bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor. İç dünyalarında inanılmaz. Sen bir belediyeci olarak şunu hissediyor musun? Büyükşehir Belediye Başkanı, inşallah biri beni görevden alır da ben o zaman tam istediğim şey olur. Bir soruşturma başlar da tam istediğim noktaya gelir iş gibi bir düşünceyle hareket ediyor mu şu yaptıklarından sonra? Ben ilk program yaptığımızda Büyükşehir Belediye Başkanı, CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın kampanyasının bir kahramanın yolculuğu hikayesiyle başladığını, bunun bir kitabı olduğunu. O yolculuğun ikinci evresini mi başlatmak evet, istiyor? Evet, orada bir yanılgıya düştüğümü hissediyorum son zamanlarda. O da şu, yani hedef sadece İstanbul değil, hedef Türkiye 2023 ve bütün, ya seçim kampanyası bitti ama başkan hala seçim kampanyasına devam ediyor zannediyordum. Hata yapmışım. Seçim kampanyasını bitirmişler. Kazanır kazanmaz İstanbul değil de sanki 2023 kampanyası başlamış gibiler. Şu anki olay bu ve bunu da yine mağduriyete, o ikinci seçim yenilenmesinin felsefesine oturtmaya çalışıyorlar. Galiba bu mesele bu hafta çok konuşulacak. Biz de bunun üzerine tekrar konuşacağız. Bunun daha çok detaylı alanları var. İncelediğimizde önümüzdeki hafta bunu konuşur muyuz? Yani neler çıkacağı... Hatta önümüzdeki haftayı beklemeyelim ya. Yani şey olursa bilgiler gelir gelmez kamuoyuyla paylaşalım. Tabii. Yine kendimizi böyle bir sahile atalım. Şimdi yayını bitirelim. Biz sahilde biraz çay keyfi yapacağız. Arkamızda adalar falan. Siz de... İzleyin, yani söyleyecek başka bir şey yok değil mi Sadık? Evet. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Haftaya görüşmek üzere.